Şimdi bu eteri önce bir açalım. Ve estağfirullah ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara dense ki yeryüzünde fesat çıkarmayın, derler ki ne fesadı, biz sadece ıslah ediyoruz. Ela innehum humul mufsidûne velâkin lâ yeşûrûn. Hayır, onlar fesatçılardır ama bunun şuurunda değillerdir. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü bir geliyorlar Müslümanlara, sizinle beraberiz diyorlar. Gidiyorlar kafirlere, sizinle beraberiz diyorlar. Aslında kafirler ama Müslümanları kandırıyorlar. Onlara diyorlar ki biz onları işletiyoruz. Ve kendileri diyor ki bak ne güzel. İşte toplumda bir barış ortamı meydana geliyor. Yalancılığın adı barış oluyor. Yalancılığın adı hoşgörü oluyor. Yalancılığın altı bilmem şu oluyor, bu oluyor. Efendim? Özgürlük oluyor, bir takım şeyler oluyor. İnsanlara dürüst olmak lazım. Yalancılık olmaz. Bunlar son derece rahatsız edici bir şeydir. Bu tür insana kafirler de güvenmez, Müslümanlar da güvenmez, ortada kalırlar. İşte fitûyânihim yâmehûn ondan dolayıdır. Taşkınlıklar içerisinde yüzer dururlar. Hani Boğaz Köprüsü'nün, şey, Boğaz'da bir o tarafa bir o tarafa giden tekne gibi hiçbir kıyıya yanaşamıyor. Aslında hiçbir kıyı da kendinden kabul etmiyor onu. Şey de kendinden kabul etmiyor. Kafir de, Müslüman da kendinden kabul etmiyor. Arada dolaşıp duruyor. Peki bunu uluslararası arenaya nasıl taşırız? Maide 50-51 galiba o ayetleri okuyarak taşırız. Önder Bey. Dışişleri Bakanlığı mı yapmak istiyor? Nerede? Ender, ha, Ender Bey. Nerede? Ha. Elli miydi? Bir dakika dur bir açayım. Açmadan bulamam ben. Şimdi ben şimdi zihnimde rakam yazmıyorum. Mustafa Çavdar gibi öyle rakamlarla konuşamıyorum. Kuramatik. (52) ayet. 116. sayfa. Feterellezine fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık olanları göreceksiniz. Kimdi hastalık olan? Münafıklar değil mi? Zaten kafirlik var, bir de yalancılık hastalığı. Yusari'une fihim. Hatta ondan önceki ayeti okuyalım ki tam anlaşılsın. İşte oradan başlıyorum zaten. Ya eyhellezine amenu la tettehidul yehude ven nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları evliya kabul etmeyin. Ne demek evliya? Dost değil. Sizinle ilgili sizi bağlayıcı söz söyleyecek duruma getirmeyin. Yoksa iyi geçinmeye mani bir şey yok. Yani şimdi siz bir çocuğun velisi oluyorsunuz. Ben bu çocuğumu bu okuldan falanca okula alacağım dediğiniz zaman çocuk itiraz etse yönetici dinler mi onu? Siz ne diyorsanız onu yapar, çocuğa bakmaz. Vali bir karar alsa, işte aynı kökten, vali, veli kökünden onun o velayeti kullanan kişi demektir. Şimdi bir karar alsa, dese ki saat 12'ye kadar kimse sokakta kalmayacak. Biz de bunu duysak hemen hepimiz evlerimize koşmaz mıyız? Bizimle ilgili bağlayıcı, onun kararı bizi bağlar değil mi? İşte burada diyor ki Allah-u Teala, Yahudi ve Hristiyanları sizi bağlayıcı konuma getirmeyin. Ha, böyle bir durumlar mecburen olursa olur ama sen yapma bunu. Yoksa öyle yerlerde yaşıyor olursun, o başka. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlardan biri diğerinin velisidir. Yani valisidir.
Yani biri diğerini bağlar. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Kim sizden biri onları sizi bağlayıcı karar verme mevkiine getirirse o da onlardan sayılır. İnallaha la yehdil kavme'z zalimin. Allahü Teala yanlış yapanları yola getirmez. Yanlış yapmayacaksın, doğru yapacaksın. Efendim onlar güçlümüş. Kardeşim sana ne güçlü? Asıl güç Cenab-ı Hak'tadır. Sen doğru yap, neticeyi görürsün. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Kalplerinde hastalık olanları göreceksin. Yani münafıkları. يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ. Yahudilerin ve Hristiyanların arasında dönüp dolaşıyor. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Yakulun, şimdi size de geliyor ya, ben de Müslümanım diyor. Onlara gidiyor, yok ben onlardan değilim diyor. Böyle dolaşıp duruyor. Bakma biz bu ben o gerici yobazlardan değilim diyor mesela onlar yanına gittiği zaman. Şimdi size derler ki, dersiniz ya niye öyle, oralarda ne işin var senin bir Müslüman olarak? Yakulune nehşâ en tusîbenâ dâira. Vallahi başımıza bir oyun oynarlar diye korkuyorum. Onların oyunlarına karşı tedbir alıyorum. Aslında ben işte fesat değil de yani ortalığı düzeltmeye çalışıyorum. Bir şey yapmasınlar diye. فَعَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. Bakarsın Cenab-ı Hak her şeyi ortaya çıkarır. Bir fetih meydana getirir. اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ. Ya da kendi katından bir emir gelir. Bir durum oluşturur. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِنْ. İçlerinde gizlediklerine pişman olurlar. Bütün gerçekler ortaya çıkar. Şimdi bunlar gider, onların içerisinde dolaşır, şu şöyle bu böyle. Onlar o arada bunlara karşı bir takım rüşvet, kelam rüşveti verirler. Bir iki gülerler bile. Ha bak bana güldü. Ha ne güzel. Ve bunlar da iyi iş başardıklarını zannederler. Onlarla da aramız iyi, bunlarla da aramız iyi. İşte tamam. Aslında kardeşim böyle olacaksın. Her tarafı idare edeceksin derler. Bu işte uluslararası arenada da böyle Ender Bey. Ulusal arenada da böyle. Ama işin esası Allah'ın yarattığı kainatta Allah'ın düzenine uyacaksın kardeşim. Başka şeye değil. Doğru yapacaksın. Geçen sene yani sadece Cenab-ı Hakk'ın yani şey bir Allah'a şükür olmak üzere ve karşı tarafa da teşekkür olsun diye söyleyeyim. Geçen sene Almanya'ya gittiğimizde işte Aralık ayıydı biliyorsunuz. İşte 20-25 gün önce yine oradaydık. Her defasında dinleyenlerin kalitesi çok yükseliyor. Ve çok önemli, etkili insanlar geliyor Allah'a şükür. Yani sıradan bir ilmi toplantı şeklinde olmuyor. Geçen sene din-devlet ilişkileri konusunda benden konuşma istemişlerdi. Konuşmanın arkasından ama Almanlar, Almanya'da yaşayan bizim vatandaşlarla görüştüğümüz zaman üniversitelerde da geçen sene de anlatmıştım, hatırlarsınız bazılarınız. Üniversitelerde başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyordu şeyler, Alman hükümeti. Gerekçe de şuydu, kendi ülkelerinde verilmeyen hürriyeti biz niye verelim? Din devlet ilişkileri konusunda bizi dinlediler. Arkasından dekan kalktı, fakültenin dekanı. Böyle izleyici işte, herhalde bu kadar bir dinleyici var mıydı, yok muydu ama yani böyle buradan biraz daha büyük bir salondu. Şimdi izleyici ne kadardı? Daha az olabilir. Bilmiyorum artık da. Önemli değil ama çok kalitesi yüksek bir izleyiciydi. Dedi ki sizi dinledim dedi. Başörtüsü dinin esasından değil, yasaklanabilir dedi. Böyle bir kanaate vardım. Ne dersiniz dedi. Dedim ki bakın
Türkiye'de bana bu soruyu soranlara şu cevabı veriyorum. Başörtüsünü yasaklamak mı istiyorsunuz? Hemen anayasadan din hürriyetini çıkarın ve yasaklayın. Olur mu öyle şey diyorlar. Tamam. O zaman daha kolay bir yol söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünü emreden ayeti çıkar. Bu ne demek? Böyle şey mi olur? O zaman bu işten vazgeç. Allah'ın dinine karşı mücadelede kaybeden devamlı ona mücadele veren olur. Başkası olmaz. Orada dekan dedi ki ben çok iyi anladım. Demek ki eğer bir ülkenin anayasasında din hürriyeti varsa başörtüsünü yasaklayamaz dedi. Tekrar gittiğimizde geçen de işte Halit Bey burada mıydı? Geçen de ha burada. Evet. Halit Bey'le beraberdik orada. Geçen de gittiğimizde soruşturduk. Geçen seneden bu zamana bu konudaki dedikodular kesilmiş. Artık daha başörtüsüyle ilgili yasaklama masaklama yok. Şimdi tabii meseleyi ciddiyette ele aldıkları zaman öyle olur. Ama biz orada şunu da yapabilirdik değil mi? Cambazlık yapabilirdik. Onlara şey yapmak için, hoş geçinmek için. Gelip burada da size karşı da derdik ki işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Ne olurdu? Ne olurdu? Futbol topu gibi her rastlayan daha her önüne gelen en hızlı sekmeyi kim vurur diye hesabını yapıyor değil mi yukarıda? Biz de futbol topu gibi oluruz. Birisinin ayağında patlardık sonunda. Onun için siz doğru olursanız karşınızdaki de insan. O dürüstçe inancını ifade ettiği zaman o kişinin kişiliğinde bir problem yok. Yalan söylemiyor. Gerçeği söylüyor. Onunla rahat konuşabilirsiniz. Ama birisi yalan söylüyorsa fıkıhta şöyle bir şey vardır. Bir insan hangi günah işlerse işlesin, tevbe eder, ıslah olursa o kişinin şahitliği kabul edilir mahkemede. Ama yalancının şahitliği tevbe etmekle kabul edilmez diyor. Niye? Tevbesi yalan olabilir diyor. Yalandan tevbe etmiş olabilir ben. Ama işte münafıklık yalancılık. Bakın her münafık kafir ama her kafir münafık değil. Açıkça söylüyor. Ben şahsen açıkça söyleyen kafirlerin bu davranışından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Açıkça söylüyorlar. Hiç olmazsa bir zemin oluşuyor, konuşuyorsunuz. Ama öbürü öyle değil ki.